hepinize sevgi ve sevinç dolu koskocaman bir merhaba arkadaşlar. Hepiniz bugün de Saat 7 Türk Çocuğa hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Gerçekten de ne hoş geldiniz. Arkadaşlar sizler bu program için çok değerlisiniz. Çünkü Rabbin gözünde de çok değerlisiniz. İşte bu yüzden arkadaşlar sizler bu programı açıp izlediğiniz zaman bizler gerçekten çok mutlu oluyoruz. Çünkü sanki sizlerle yakınmış gibi, özellikle bu günlerde, evden çıkamadığımız günlerde, arkadaşlarımızla, hatta bazen ailemizle görüşemediğimiz bu günlerde arkadaşlar, sanki sizlerle yüz yüzeymişiz gibi, sanki birlikte sohbet ediyormuş gibi hissediyoruz kendimizi ve bu gerçekten bize çok iyi geliyor. Çünkü dediğim gibi sizleri her ne kadar birebir tek tek tanımasak bile aslında her birinizi biz uzaktan çok ama çok seviyoruz. Bu yüzden de arkadaşlar bizi bugün de izlediğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Şimdi eğer ilk kez Saat 7 Türk ekranlarını bu saatte, saat tam 4'te açan arkadaşlarım varsa ve acaba kim bu abla, neler anlatıyor diye düşünüyorsa bu arkadaşımız, arkadaşlar ben Nora ablanız, aşağıda görüyorsunuz. Hafta içi her gün pazartesiden cumaya kadar saat tam 4'te Saat 7 Türk ekranlarında, Saat 7 Türk çocuk programında burada sizlerle buluşuyor oluyoruz ve gerçekten o kadar çok şey paylaşıyoruz ki bence neler paylaştığımızı anlatmak beni şu anda çok yorar. O yüzden bence siz bugün bu açtığınız programı mutlaka izleyin. Ama size şöyle küçük bir tüyo vereyim. Bu programın en ama en çok sevdiğim bölümü Tanrı'nın sözü bölümü. Çünkü biz bu bölümde Tanrı'yı daha yakından tanımak için, Tanrı'nın geçmişte neler yaptığını bilmek, öğrenmek için ve Tanrı'nın şu an günümüzde neler yaptığını ya da gelecekte neler yapmak istediğini, bizden neler beklediğini öğrenmek için Tanrı'nın sözü bölümünde kutsal kitaptan birlikte çalışıyoruz ve öğreniyoruz ve bu benim gerçekten en sevdiğim kısım. Şimdi arkadaşlar bu arada aşağıda WhatsApp numaramızı görüyorsunuz. Hani biz diyoruz ya sanki böyle birlikteymişiz gibi, beraber sohbet ediyormuşuz gibi, yan yanaymışız gibi, yüz yüzeymişiz gibi oluyoruz diye. İşte siz de bunu daha mümkün kılmak için aşağıdaki WhatsApp numaramızdan bizlere ulaşın arkadaşlar. Bizlere hayatınızla ilgili bilgiler verin. Bu özellikle evde kaldığımız izolasyon döneminde bugünlerinizi nasıl geçiriyorsunuz, neler yapıyorsunuz evde? Resim mi çiziyorsunuz, oyun mu oynuyorsunuz, dans mı ediyorsunuz? Neler yapıyorsunuz hayatınızla ilgili? Bizleri bilgilendirin. Biz de sizin hayatınız hakkında fikir sahibi olalım ve gerçekten sanki yüz yüze konuşuyormuşçasına hayatlarımız hakkında haberdar olalım diyorum. Normalde Saat 7 Türk Çocuğu izleyen arkadaşlarım biliyorlar. Ben genelde bu açılış bölümünde hem çok ciddi hem de aynı zamanda çok eğlenceli bazı görevler veriyorum arkadaşlarıma. Ve ben bu görevleri aslında en önce ben uyguluyorum hayatımda. Acaba zor mu, kolay mı, arkadaşlarım bunu yaparken zorlanır mı diye bunları bilmek, anlamak için hepsini öncesinde ben yapıyorum. Eğer arkadaşlar... Şimdi yavaş yavaş hazırsanız birazdan sizler için bugün hazırladığım görevim gelecek. Aslında bu görevimi daha önce sizlere vermiştim. Bu görev zaten hayat boyu devam etmesi gereken bir görev. Görevi de söylemeden önce birkaç küçük ipucu vermiş oldum. Yani arkadaşlar bu görevi eminim daha önceden de yapıyordunuz ama diyelim yapmıyorsanız artık bugünden itibaren hayatınızda düzenli olarak yapmanız gereken hem de çok faydalı bir görev bu. Haydi bakalım, eğer hazırsanız şöyle birkaç minik derin nefes alalım. Bedeninizi esnetebilirsiniz isterseniz. Bu göreve kendinizi hazırlayabilirsiniz. Kollarınızı yukarı aşağı indirebilirsiniz. Sağa sola böyle açabilirsiniz. Ve hem kendinizi fiziksel olarak hem de bu göreve düşüncelerinizi hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 5'ten geriye doğru sayacağım. Hep birlikte görevimizi göreceğiz. 5, 4, 3, 2, 1... Düzenli olarak dişlerini fırçala. Evet sevgili arkadaşım, bu görev senin için ve hem çok eğlenceli bir görev aslında. Gerçekten bunu bir alışkanlık haline getirebilirsen hem çok eğlenceli bir görev hem de aynı zamanda bedenimiz için çok faydalı ve kesinlikle gerekli bir görev arkadaşlar. O yüzden eğer bunu bugüne kadar bir görev haline getirmediysen, bunu düzenli bir şekilde yapmıyorduysan bence şimdi tam olarak doğru zaman.
Üstelik evlerimizdeyiz bolca ve hani dışarıda olduğumuz zaman bunu belki gün içinde 3 kez, 4 kez yapamıyor olabilirdik ama şimdi evlerimizdeyiz, evlerimizden dışarı çıkmıyoruz. İşte bu yüzden evimizin banyosu, lavabosu zaten bize çok yakın. Çünkü sonuçta düşündüğünüz zaman salona da gidersen ya da yatak odasından da gelirsen fark etmez. Banyoya gitmek senin çok fazla zamanını almayacaktır diye düşünüyorum ve rahat rahat dişlerini fırçalayabilirsin. Şimdi bir taraftan ben bununla ilgili sana ipuçlarını vermekle yükümlüyüm sevgili arkadaşım. Sana şimdi bazı ipuçları vereceğim. Diş fırçalama işlemini nasıl yaptığına ilgili, ama bu arada parantez içinde şunu da söylemek istiyorum. Aslında senin bu konuyla ilgili bir dişçiden iyi bilgiler alman gerekiyor. Çünkü ben neticede burada bir uzman değilim. Bu benim uzmanlık alanım değil. Sadece dişlerini düzenli olarak fırçalayan biriyim. Ama ben de daha öncesinde kendi dişimden bu konuda bunu nasıl yapmam gerektiğine dair güzel bilgiler almıştım. Sen de bence dişçinden bu konuyla ilgili bilgi alabilirsin. Aynı zamanda internette de bununla ilgili uzman doktorlardan, dişçilerden bir sürü güzel bilgi var. Onlara da ulaşabilirsin. Haydi bakalım bir taraftan hem görsellerimizi görelim hem de ben konuşmaya başlayayım. Şimdi arkadaşım, bu görevi yerine getirmek için öncelikle senin dişlerinin ve diş etlerinin gerçekten seveceği ve rahat edeceği bir diş fırçasına ihtiyacın var. Bunun için normal manuel, yani böyle elektronik olmayan diş fırçaları var. Eline alıp böyle ağzına koyup onu böyle dişlerine sürerek yavaş yavaş masaj yapabileceğin bir yöntemle bunu yapabilirsin. Ya da elektronik diş fırçaları var. Eğer ailen bunu senin için daha uygun ya da dişçin bunu senin için daha uygun görürse bunu da yapabilirsin. Ama önemli olan şey senin diş etlerinin ve dişlerinin seveceği iyi bir diş fırçası bulman ve alman. Çünkü eğer dişlerin bu diş fırçasını sevmezse sen de dişlerini fırçalamayı sevmeyeceksin. Çünkü dişlerin rahat etmeyecek, belki canını acıtacak. Bu yüzden bence iyi bir diş fırçası bu görevin en önemli ipuçlarından bir tanesi. Gelelim diğer ipucuma. Evet, şimdi diğer ipucu benim hem çok sevdiğim hem de genelde bu konuda küçükken annem tarafından çok uyarıldığım bir konu arkadaşlar. Tabii ki diş fırçamız var ama diş fırçamızı sadece dişlerimize sürerek fırçalayamayız. Aynı zamanda bizim iyi bir diş macununa ihtiyacımız var. Tabii ki yine de bunun için doktoruna sorabilirsin, eczaneye sorabilirsin ya da ailen, annen ya da baban senin için bu konuda iyi bir diş macunu tavsiyesiyle sana güzel bir diş macunu alabilir. Ve bu diş macununu diş fırçasının üzerine sıkıyorsun. Ama bu konuda dikkat etmen gereken şu. Bir kere çok büyük bir parça sıkmaman gerekiyor. Çünkü aslında minicik. Yani şu kadarcık, hatta şu kadarcık, bu kadar değil, bu çok büyük arkadaşlar. Bu kadar da değil, bu da çok büyük. Şu kadarcık yeterli. Böyle bir minicik bir nohut tanesi kadar diş macunu dişlerin için, o küçük, o sevimli ağzın için yeterli olacaktır. Onu diş fırçasına koyup sürdükten sonra işte artık dişlerini fırçalamaya başlayabilirsin. Burada önemli olan bir şey daha var. Diş macununu sıkarken nasıl sıkman gerektiği. Diş fırçasını sıkarken eğer ortasından böyle foşur diye sıkarsan dibinde kalan bölümü kullanamıyor olacaksın. Yani aslında diş macunundan zarar etmiş olacaksın. Ama eğer dibi, yani arkasından, ucundan sıkarsan, o zaman diş macununun şekli hem bozulmamış olacak, böyle yamulmamış olacak, hem de onu uzun süre boyunca kullanabiliyor olacaksın. Evet, şimdi gelelim bir diğer ipucum. Bu da çok önemli bir ipucu. Dediğim gibi şimdi dışarıda ya da okulda olmadığın için günlük hayatında kolayca dişlerini fırçalayabiliyorsun. Çünkü istediğin zaman banyoya gidebiliyorsun. Bunun için şu bilgiyi vermek istiyorum. Normalde yapman gereken şey günde en az, ama en az 2 kez sabah ve akşam dişlerini fırçalamak. Ama benim sana tavsiyem böyle zamanlarda özellikle 3 kere, minimum 3 kere, yani en az 3 kere dişlerini fırçalaman gerektiğini düşünüyorum. Sabah, öğlen, akşam diyebilirim bu konuda sana. Hatta özellikle bir şey yedikten sonra bunu yapman çok faydalı. Çünkü dişinde kalan yemek artıklarını bir an önce oradan göndermek, bir an önce o artık o kirli şeyleri dişinden çıkarmak ve ağzının tekrardan tertemiz olmasını sağlamak bence sana kendini çok iyi hissettirecektir diye düşünüyorum.
Ve dediğim gibi diş fırçalamak çok önemli ve gerçekten çok ciddi bir olay. Bunu da söylemek istiyorum. Evet, çok eğlenceli ama şöyle bir tarafı da var. Dişini nasıl fırçalaman gerektiğiyle ilgili, bununla ilgili sana ben bilgi veremem. Çünkü aslında bir sürü farklı yöntem var ama en iyisini yine tabii ki dişçiler biliyorlar. Bence sevgili dişçi dostlarımıza, ve onlar bizler için çok önemliler. Gerçekten sağlığımızı korumak için çok fazla şey yapıyorlar. Onlara bence bir şekilde sorabilirsin. Şu an evdesin, dişçiye gidemiyorsun ama belki eğer hep gittiğin bir dişçi varsa telefon açıp sorabilirsin. Dişlerini nasıl fırçalaman gerektiğine dair, böyle hani sağ sola yaparak mı, ileri geri yaparak mı, ya da yuvarlak daireler yaparak mı, nasıl fırçalaman gerektiğine dair bence güzel bilgiler alabilirsin dişçinden. Bunu yapmayı ihmal etme derim. Şimdi şöyle soruyorsun belki de. Nora abla, tamam dişlerimi nasıl fırçalayacağımı anladım. Ama peki acaba bunun bana ne faydası var? Spor mu yapmış oluyorum? Egzersiz mi yapmış oluyorum? Kollarım spor mu yapmış oluyor diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ama ben şimdi neden dişlerinizi fırçalamanız gerektiğiyle ilgili sizlere işte bunun faydalarından bahsedeceğim. Neden dişlerini fırçalamalısın sevgili arkadaşım? Çünkü bir kere şu anda görüyorsun. Bir ekranda gördüğün şey sence neye benziyor? Ben buradan bakarak tahmin edebiliyorum. Bu genelde bizim anneannelerimizde, dedelerimizde, babaannelerimizde sıkça gördüğümüz bir şey arkadaşlar. Çok hoşumuza gitmeyen bir şey biliyorum ama ekranda gördüğünüz şey bir takma diş. İşte arkadaşlar, bu takma dişi ne zaman kullanıyor bizim dedelerimiz, nenelerimiz? Ne zaman kullanıyorlar? Onlar kendi dişlerini kaybettiklerinde, kendi dişleri onların bedenlerini bay bay, görüşürüz, ben artık gidiyorum, yeter artık bu bedende durduğum dedikleri zaman, artık ağızlarında dişleri kalmadıkları zaman takma diş kullanmak zorunda kalıyorlar. Eğer sevgili arkadaşım sen de ergen yaşında bu şekilde bir takma diş kullanmak istemiyorsan, kendi ağzındaki sağlıklı dişlerini, Tanrı'nın yarattığı dişleri kullanmaya devam etmek istiyorsan dişlerini düzenli bir şekilde fırçalaman gerekiyor. Çünkü senin aslında dişlerini fırçalaman demek dişlerinin sağlığını ve ömrünü uzatmak anlamına geliyor. Yani onlara iyi bakmış oluyorsun. Eğer onlara iyi bakmazsan bir gün gerçekten ben gidiyorum sevgili arkadaşım, bana iyi bakamadın, başka bir zamanda belki başka bir yerde görüşürüz deyip ağzından gidebilirler. Bunun olmaması için dişlerini güzelce fırçalaman gerekiyor. Evet, bir diğeri arkadaşlar, eğer dişlerimizi onların içinde bulunduğu savaşta yalnız bırakmak istemiyorsak dişlerimizi fırçalamalıyız. Yani dişlerimizi fırçalamanın bir diğer faydası da dişlerimizin savaşında o sevgili dişlerimizin, her zaman bizim yanımızda olan, yemek yememize yardım eden güzel dişlerimizin yanında olmak. Peki acaba bu ne savaşı Nora abla diye soruyorsanız arkadaşlar, bunlar bizim ağzımızdaki yemeklerin, yediğimiz yemeklerin artıklarının ürettiği bakterilere karşı dişlerimizin yaptığı bir savaş. Yani aslında o bakteriler bizim dişlerimize zarar vermek istiyor. O bakteriler, yemekler orada kaldıkça, biz o yemekleri diş fırçalarımızla temizlemedikçe o yemekler orada bakteri üretiyorlar. Yani bakteriler de bizim dişlerimize zarar vermek istiyorlar. Yani çok sevmediğimiz şeyler bakteriler. İşte arkadaşlar, bizler dişlerimizi fırçaladığımız zaman iyi bir diş macunuyla, öyle zamanlarda bizler o bakterileri bedenimizden kovmuş oluyoruz ve yaşasın, işte dişlerimiz bize dönüp belki de şöyle söylüyor: teşekkürler Ayşe, teşekkürler Kayra, teşekkürler Murat, teşekkürler Nora, iyi ki varsın ve bu savaşta beni yalnız bırakmadın diyorlar. Çünkü biz o dişlerimizi yalnız bırakırsak dişlerimiz kendilerini her zaman koruyamayabilirler. Ama bizlerin dişlerimizi fırçalamanın en büyük faydası dişlerimizi bu zararlı bakterilere karşı koruyabiliyor olmak. Ve haydi bakalım son görselimle birlikte. Ah, o da ne öyle? O yeşil şey de ne öyle? Bu çocuğun, bu kızın ağzından çıkan. Ah, şimdi anladım. İşte bu kızın ağzından çıkan yeşil şey sanırım pis bir koku. Neden? Çünkü sanırım bu arkadaşımız dişini fırçalamamış olabilir. Ya da fırçalamışsa bile zamanında dişlerine iyi bakmamış olabilir. Çünkü ağzında belki de bir hastalık oluşmuş olabilir. Çünkü genelde
ağzımızdaki bu oluşan bu yeşil yeşil kokular ya dişlerimizi fırçalamadığımızda ya da ağzımızda yine dişlerimize iyi bakmamamızdan kaynaklanan bir hastalık olduğunda olabilir. İşte arkadaşlar, eğer dünyaya böyle yeşil kokular bırakmak yerine böyle mis gibi çiçek kokuları, mis gibi başka güzel kokular bırakmak istiyorsanız dişlerinizi düzenli olarak fırçalamanız gerekiyor. Bu kadar konuştuk. Artık görevinizi yerine getirmeye çok hazırsınız. Haydi bakalım. Hatta belki de şimdi bile eğer yapmadıysanız gidip dişlerinizi fırçalayabilirsiniz. Ama o sırada Ege size çok güzel bilgiler veriyor olacak. Ah, oradaymışsınız. Erkek arılar çiftleştikten sonra üreme organları patladığından ölürler. Mafya. Bir arkadaşımda tümör çıktı, ona üzülüyorum. Ama şükretmeliyim yani, bir hamsterde daha büyük tümör görülmüştür. Ne kadar büyük olduğunu biliyor musunuz? Durun bir hesaplayayım. Vay be! Eğer bu tümör bir insanda olsaydı, bir insan bacağında basketbol topu kadar büyük bir tümör olduğunu düşünsenize. Bu araba da geçti. Küba'da otostop yapılınca devlete ait araçlar durmak zorundadır. Düşünsenize, polis arabasıyla gidiyorsunuz. Topuklu ayakkabılar önce erkekler tarafından giyiliyordu. Çamurdan koruduğunu görünce kadınlar almış olabilir. Japonya. Japonya'da Tavşan Adası diye bir ada vardır. Garip değil mi? Hem de tavşanlarla dolu. Ege, sana buradan bütün arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Gerçekten hayatımıza çok güzel bilgiler katıyorsun. Şimdi arkadaşlar, sen olsan ne yapardın bölümündeyiz ve bu bölümü bence çok seviyoruz. Size daha önceden geçen hafta bir soru sormuştum. İşte cevabını bugün hep birlikte vereceğiz. Bakalım öğreneceğiz cevap neymiş. Bu arada bütün gönderdiğiniz cevaplar için size çok teşekkür ediyorum. Çoğunun verdiği cevap doğruydu. Ki zaten burada yanlış ya da doğru cevap vermenin hiçbir önemi yok. Önemli olan birlikte öğrenmek. Şimdi sizlere soruyu bir hatırlatmak istiyorum hızla. Sen olsan ne yapardın sorusu geliyor. Diyelim arkadaşlarınla parkta oynuyorsun ve sen arkadaşlarınla oynayıp çok eğlenirken bedensel engeli bulunan bir çocuk yanınıza geldi ve sizinle oynamak istediğini söyledi. Ama arkadaşların onun oyuna katılmasını maalesef istemediler. Bu durumda sen olsan ne yapardın? Evet arkadaşlar, bu konuyla ilgili sizden bir sürü cevap geldi. Birazdan bu sorunun cevabını hep birlikte öğreneceğiz. Ama gelin şimdi birlikte konudaki hikayeleri izleyelim. İnsanlar yeryüzüne yerleşip yaşamaya başladıktan sonra nesilleri gittikçe arttı ve insanlar çok günah işlemeye başladı. Günahların sonucunda insanlar Tanrı yolundan ayrıldı. Tanrı insanları yarattığı için kederlendi ve yine işledikleri günahlar için de kederlendi. Tanrı şöyle dedi: "Yarattığım insanlarla karadaki hayvanlardan gökteki kuşlara kadar hepsini yeryüzünden sileceğim." Günahkar insanlar arasında yaşayan temiz bir kişi vardı. Adı Nuh'tu. Nuh, Tanrı'ya ibadet eder ve onun yolundan yürürdü. Tanrı, Nuh ile konuştu ve ona, "Günah, fesat, kötülük ve zulüm dolu olan bu yeryüzünü yok edecek bir tufan göndererek hepsini sileceğim." Daha sonra Tanrı, Nuh'a emir vererek büyük bir gemi yapmasını istedi. Ve Nuh'un ailesi, birçok çeşit hayvan türüyle birlikte gemiye binmesini söyledi. Tanrı Nuh'a gemiyi nasıl yapacağını tarif etti. Gerçekten Nuh gemiyi yapmaya başladı. Nuh, gemiyi yapma nedenini ve Tanrı'nın tufan göndererek yeryüzünü yok edeceğini etrafındakilere anlatınca kendisine gülüp onunla alay ettiler.
Ancak Nuh'un büyük bir imanı vardı. O mevsimde hiç yağmur olmamasına rağmen Tanrı'nın sözlerine inanıyordu. Gemi tamamlanınca Nuh bütün hayvanları içeri almaya başladı. Daha sonra Tanrı Nuh'a "Sen ve ailen de gemiye binin" dedi ve ardından Tanrı geminin kapısını kapattı. Sonrasında yeryüzünde şiddetli yağmurlar ve seller başladı. Bu tam 40 gün sürdü. Tufan bütün şehirleri ve hatta dağları kapattı. Yeryüzündeki insanlar ve hayvanların hepsi öldü. Bir süre sonra Nuh gemiden bir güvercin uçurdu. Fakat güvercin konacağı bir yer bulamadığı için geri döndü. Bir hafta sonra Nuh yeniden denemeye karar verdi. Bu defa güvercin ağzında bir zeytin yaprağı ile döndü. Ve Nuh suların azalmaya başladığını anladı. Daha sonraki hafta ise güvercin bir daha dönmedi. Bu şekilde Nuh suların çekildiğini ve yeryüzünün kuruduğunu anladı. Ardından Tanrı, Nuh'un ailesi ve diğer bütün hayvanlarla birlikte gemiden çıkmasını istedi. Nuh ve ailesi çok sevindi. Çünkü Tanrı onları tufandan kurtarmıştı. Tanrı, Nuh'a "Yeryüzüne bir daha tufan göndermeyeceğim." vaadinde bulunarak ona her gördüğünde hatırlaması için bir belirti gönderdi. Nuh ve ailesi yeni bir hayata başlayarak kendi soyundan gelen insanlarla yeryüzünü doldurdu. Bu bölümün de sonuna gelirken hep birlikte şu güzel ayetle veda edelim. Vaat eden Tanrı güvenilirdir. İbraniler 10. bölüm 23. ayet. Arkadaşlar şimdi haydi bakalım şıkları bir daha okuyalım birlikte. Acaba sen olsan ne yapardın böyle bir durumda? Bu seçeneklerden sen hangisini seçtin merak ediyorum. A şıkkı. Arkadaşlarım bu yaptıkları için arkadaşlarıma çok kızar, bağırır ve bir daha onlarla asla arkadaşlık etmem. Diğer şık. Ağzıma bir sakız atarım ve açıkçası durumla çok fazla ilgilenmem. Keyfime bakarım. Ve diğer şık şu. Arkadaşlarıma biraz kızarım ama sonra onları sevgiyle uyarırım. Ne yaptıklarının farkında değiller diye düşünürüm. Yeni gelen çocuğun yanına gider daha sonra. Onunla oynamayı çok istediğimizi söylerim. Onunla arkadaş olmak için heyecanlanırım. Evet arkadaşım, sen olsan bunlardan hangisini yapardın? Ben olsam bunlardan hangisini yaparım? Hemen sana şimdi cevabı veriyorum. Doğru cevap. Arkadaşlar doğru cevap C şıkkı. Yani arkadaşlarıma biraz kızarım ama sonra onları sevgiyle uyarırım. Ne yaptıklarının farkında değiller diye düşünürüm. Muhtemelen o çocuğu ne kadar üzdüklerinin farkında bile değillerdir. Ve hemen ardından yanımıza gelmeye çalışan çocuğun yanına gider ve onunla oynamayı çok istediğimizi söylerim. Onunla arkadaş olmak için çok heyecanlanırım. Evet arkadaşlar doğru cevap bu. Çünkü
Ne olursa olsun hiç kimseyi dışlamamalıyız. Hele özellikle kendi elinde olmayan sebeplerden, bedensel engeli olan ya da başka herhangi bir hastalığı olan birini hiçbir şekilde bu şekilde davranmamalıyız. Tam tersi onların hayatını kolaylaştırmak, onların hayatına bir mutluluk katmak için onlara daha fazla yardım etmemiz gerekir. Onları her zaman oyuna dahil etmemiz gerekir. Çünkü arkadaşlar gerçekten hepimizin birbirinden farklı konularda, yani hepimizden farklı, birbirimizden farklı zorlandığımız konular olabilir. Kimisinin bu fiziksel bir engel, üstelik kendi elinde olmayan bir sebeple, ya da kimilerimizin bambaşka problemleri olabilir. Ama böyle durumlarda Tanrı her zaman birbirimizi sarmamızı, birbirimizle birlikte hareket etmeyi, birini dışlamak yerine onu alıp sevmeyi ister ve aynı zamanda bizler hata yapan arkadaşlarımızı her zaman sevgiyle uyarmak, ya bu konuda bizim görevimiz. Çünkü bizler de hayatımızda bazen çoğu zaman hata yapıyoruz. Ama düşünün, büyüklerimiz ya da Tanrı'yı bilen arkadaşlarımız bize nasıl davranıyorlar? En önemlisi Tanrı bize nasıl davranıyor? Bizi sevgiyle uyarıyor gerçekten. İşte böyle zamanlarda biz de bu şekilde arkadaşlarımıza öfkelenmek, bağırmak, çağırmak ve bir daha onlarla görüşmemek yerine onları sevgiyle uyarmalıyız ve doğruyu onlara anlatmalıyız ki bir sonrakinde bunu yapmak yerine daha doğru bir davranış göstersinler. Evet arkadaşlar, birazdan Tanrı'nın sözüyle sizlerle birlikte olacağız. Ama ondan önce en eğlenceli bir bölümümüz gelsin. Mevzi. Oh! Hoş geldin be. Hoş buldum. Neyle uğraşıyorsun öyle? Tabletim eskidi mi diye bakıyorum. Eskidiydi, sen ne yapacaksın ki? Hemen yenisini alacağım tabii ki. Azi, olur mu öyle? Eğer işini görüyorsa neden yenisini alasın? Bu boşu boşuna masraf yapmak gibi. Yani bilgece gelmiyor bana. Belki de haklısın. İşimizi görüyorsa ne gerek var diyorsun. Ne gerek var tabii. Tamam o zaman. Hatırlar mısın? Sendeyiz derdin. Ben de şimdi sana diyorum o zaman. Sendeyiz. Evet. Yerimi alayım şöyle. Kameraya güzelce bakayım. Evet. Nerede kalmıştık? Elçi Pavlus'un ilk yolculuğu. Tablette tam ortada. Harika. Bahsettiğin yapay zeka kimsenin tabletinde yok Zi. Görselleri sanki bir kurgucu dostumuz ekliyormuşçasına gösteriyor. Sen yine de acaba eskidi mi diye düşünüyorsun. Ne dedin anlamadım. Aman boş ver. Evet, seni dinliyoruz. Şimdi 46 yılına gidiyoruz. Bir nehrin yakınlarına. Asi Nehri. Antakya'daki, öyle değil mi? Evet, öyle. Saul ve Barnabas Antakya'da öğrencilerine vaaz vererek İsa'yı tanıtmaya devam etmekteydi. Bir dakika, Saul kim, Barnabas kim? Kafam yandı hemen. İyi ki hatırlattın. Saul, elçi Pavlus. Onu şimdilik Saul olarak anıyor olacağız. Barnabas ise sonradan Pavlus ile, yani Saul ile anlaşmazlığa düşecek bir kişi. Tamam. İnsanlar İsa Mesih'in müjde sözlerinin peşinden gidiyordu. Pavlus da işte bu sözleri anlatıyordu. Barnabas ve Saul'a elçi Yuhanna da katılıyor. İlk durakları da Selefke. Şimdiki adı ne biliyor musun? Samandağ. Samandağ, Asi Irmağı'nın denize döküldüğü yerde bulunuyor. Antakya'nın limanı. Oo, benim kafam çok karıştı mı? Nasıl yapsak acaba? Haklısın Zihi. Benim hatam. Kusura bakma. Çok karışık anlattım. Çok basit ilerlemeliyiz. Çünkü çok yer var ve olaylar birbirine çok kesin bir biçimde bağlı. Tüm dikkatimle sendeyim. Niyetimiz, Pavlus'un yolunu takip etmek ve Pavlus'un müjdeyi yaydığı yerleri tanıtmak. O zaman şöyle diyelim. Pavlus ilk yolculuğunda önce Antakya'ya gitti. Harika. Bir süre burada kaldı. Müjdeyi yaydı. Ardından muhtemelen Asi Nehri'ni kullanarak şimdi Samandağ olarak bildiğimiz Selefke'ye geldi. Ardından da Kıbrıs'a doğru yelken açtı. Burada duralım mı? Yeni yerler var. Küçük kardeşlerimize anlatmak istersin diye düşünüyorum. Tabii ki, elbette.
Antakya kenti, Hristiyanlık için çok önemli bir nokta. Burada Hristiyanlığın en eski kiliselerinden biri yer alıyor. Saint Pierre Kilisesi, bir mağara kilise. Wow, Hristiyanlığın en eski kiliselerinden biri Türkiye topraklarında mı yani? Evet, hala da duruyor. Şu an müze, biliyor musun? Bence bu çok önemli. Burada biraz dursak ve sonraki bölümde bu kiliseyi ve Antakya'yı konuşsak olur mu? Sen nasıl istersen sevgili dostum. Sen rica edersin de ben hayır der miyim? Ama ne olur şimdi domates suyu içmeyelim, olur mu? Tamam, ben içtim de geldim. Ve şimdi sana doğru mu yanlış mı sorum geliyor. Hazır mısın? Hadi bakalım. Seni Türkiye coğrafyasından alıp biraz kuzeye götürüyorum şimdi. Bu da sana ipucu olsun. Avrupa'nın en büyük adası aynı zamanda dünyanın da en büyük adasıdır. Doğru mu? Yanlış mı? Hiç de geçen soru gibi değil. Ya değil. Bu gerçekten zormuş. Sen bilirsin. Bak, sana mimiklerimle yani yüz hareketlerimle ipucu vereyim. Yüzünden anladığım kadarıyla doğru. Bravo! İpucumu anlayacağını biliyordum. Evet, anladım. Danimarka'ya bağlı bir bölge olan Grönland, Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde yer alıyor. Çok büyük bir buz örtüsüyle kaplı. Grönland, hem Avrupa'nın hem de tüm dünyanın en büyük adası olma özelliğine de sahip. Kapladığı alan 2 milyon kilometre kareden fazla. Avustralya'yı yani Okyanusya'yı kıta olarak saydığımız için en büyük ada. İşte adı da Grönland. Bunlar hep gezdiğin yerler değil mi? Hatırlıyor musun? Botla yüzüyordum ve arkada volkan patlamıştı. Patladı, patladı diye sevinmiştim. Ya korkmuştum. Evet, neyse işte. Ve galiba orası Grönland'a bir yer değildi, başka bir yerdi. Çok gezince her yer birbirine karışmış galiba Zee. Ne dersin? Bugünlük bu kadar derim. Pavlus'un yolculuğu Antakya'da başladı, Samandağ'a gitti. Ve oradan da Kıbrıs Adası'na. Bugünün özeti bu olsa gerek. Evet. Sonraki bölümde bu yolculuğun hem devamı hem de senin güzel isteğinle Saint Pierre Kilisesi'nin anlatımı olacak. Küçük kardeşlerimiz de elbette kaçırmayacaklar. Harika. Bugünlük bu kadar o zaman. Evet, bu kadar. Hadi şimdilik hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar yine benim en sevdiğim bölümdeyiz. Tanrı'nın sözü bölümü. Bu bölümde acaba bakalım Tanrı bize hangi sırrını açıklayacak? Acaba Tanrı hakkında bugün yeni ne öğreneceğiz? Benim bugün sizler için hazırladığım, kısaca bahsetmek istediğim konu kilise konusu. Özellikle böyle günlerde kilise konusunun önemini daha iyi anlıyoruz ve kilise hakkında bence kilisenin ne olduğuna dair daha iyi, kilisenin ne olduğunu daha iyi anlamamız gerekiyor. Çünkü normalde bizler ne, nasıl yapıyorduk? Gidiyorduk pazar günleri özellikle kiliseye gidiyorduk. Her pazar günü kilisemize gidiyorduk. Orada bazen tapınıyorduk, bazen Rabbin sözünü duyuyorduk birlikte. Bazen diğer insanlar için dua ediyorduk ya da diğer insanlar bizim için dua ediyorlardı. Bazen de çocuklar yani sizler için olan bölümde bazı öğretmenlerini sizler için öğretiler hazırlıyorlardı. Belki orada bir ilişki yapıyordunuz, belki güzel kurabiyeler yiyordunuz. Ama arkadaşlar bugünkü sizler için hazırladığım soru şu. Sizce kilise nedir arkadaşlar? Aşağıda WhatsApp numaramızı görüyorsunuz. Bu WhatsApp numarasına bizlere yazın, bizlere ulaşın. Kilise nedir size göre? Kilise size göre bir bina mı? Kilise size göre bir ev mi? Kilise size göre tapınmak mı arkadaşlar? İşte bunların cevabını bizlere yazın. Biz de bu konu hakkında konuşalım. Ama size birkaç sorum var bu konuyla ilgili. Şimdi, sizce kilise arkadaşlar, kilise... Üzerinde koskocaman haç olan bir bina mı? Yani pazar günleri evlerimizden çıktığımız ve gittiğimiz bir bina mı sizce kilise? Nasıl hissediyorsunuz bu konuyla ilgili? Bir düşünün bakalım kilise deyince gözlerinizi kapattığınızda aklınızda nasıl bir şey canlanıyor? Ya da arkadaşlar sizce kilise tepesinde çan olan böyle eski, tarihi, kocaman, görkemli bir yer mi?
Böyle bir bina mı sizce? Ya da arkadaşlar mum, mesela mum. İçinde mumların yandığı bazı kiliselerde biliyoruz ki mumlar yanıyor. Sizce kilise içinde mutlaka mumların yanması gereken bir yer mi? Ya da koskocaman, upuzun, böyle bakarken kafamızın geriye doğru düştüğü kocaman, görkemli yapılar ve binalar mı? Arkadaşlar, normalde benim kendi düşüncem şöyle. Kilise bana göre Tanrı'nın evi ve ben sanki böyle anneannemi, dedemi, bir büyüğümü ya da çok sevdiğim ama hafta boyunca göremediğim, gidemediğim, ziyaret edemediğim bir sevdiğimin eviymiş gibi geliyor bana. Öyle düşünebilirsiniz. Ve o yüzden aslında normal zamanlarda kiliseye gitmek gerçekten çok önemliydi. Evet, çıkıp evlerimizden kiliseye gitmek, güzelce giyinip, güzelce hazırlanıp, saçlarımızı düzeltip, dişlerimizi fırçalayıp, yüzümüzü yıkayarak gittiğimiz, özenle gittiğimiz Tanrımızın evi, yani babamızın evi, sanki bir haftadır onu çok özlüyoruz ve onu ziyarete koşuyormuşuz gibi geliyor bana bir taraftan. Ama aslında kilisenin çok farklı bir tarafı var. İşte bunun hakkında yarın konuşmaya devam edeceğiz. Ama biliyorum ki bugünlerde kiliseye gitmeyi çok özlediniz. Ama hiç merak etmeyin. Kiliseye gitmek için illa evlerinizden çıkıp bir binaya girmeniz gerekmiyor. Bunun hakkında yarın konuşmaya devam edeceğiz. Bugünlük benden bu kadar. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.